Eğer Abdullah Bey, ben zannetmiyorum aday olacağını ama eğer aday olmayı şu veya bu sebepten dolayı düşünür veya şartlar bunu gerektirirse çok önden bu adaylığın herkesin üzerinde hak iddia ettiği veya siyasetin içindeki aktörlerin çekici bulduğu o muhafazakar merkez sağ kütlenin %35-40 civarındaki kütlenin sahibi olmadığını, yani onun sahibinin Recep Tayyip Erdoğan olduğu ve şu andaki siyasi aktörün olduğu bence vurgulanmak istendi. Bir nebze de açıkçası bu sert tepkilerin arkasında kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla mealinde başka hevesli veya aktörlerin, adayların çıkma ihtimaline karşın başlarına neyin gelebileceğini birazcık da göstermek açısından bir süreç yaşandı. Tabii bu iş nereye gider bilmiyoruz ama açıkçası ben Abdullah Gül'ün daha çok siyasetin çok önemli merhalelerinden geçmiş, çok önemli tecrübeler yaşamış, yurt dışı tecrübeleri, uluslararası konjonktürü iyi anlayan bir siyasi lider olarak kendini daha çok akil adam konumunda gördüğü, zaman zaman bu konumundan dolayı Türkiye'nin önemli konularıyla ilgili açıklamalar yapan bir siyasi figür olarak gördüğünü düşünüyorum. Yani yaptığı açıklamaların iktidar bloğunda algılandığı gibi işte Şubat'ta sahaya iniyor veya işte adaylığa hazırlanıyor, yok şu oluyor bu oluyor gibi ben görmedim açıkçası, öyle de yorumlamadım ama bu tartışmanın bu kadar bugün gündeme gelmesinin sebebi bence Abdullah Gül'ün yaptığı açıklamalardan çok gördüğü sert tepki oldu. Hı hı. Ve ben burada söylediğim gibi bu merkez sağ milliyetçi muhafazakar seçmen kütlesiyle Abdullah Gül arasında bir ne derler, bir ayrışma olmasının temenni edildiğini düşünüyorum. Şimdi